Baba, bir dakika müsaade eder misin? Çabuk olun. Biliyorum. Siz de en az benim kadar bulmak istiyorsunuz Ateş'i. Onun yaşadığını görmek istiyorsunuz. Feyzullah. Mücahit abi. Ne olur sevgilimi geri getirin bana. Getireceğiz. Sana söz. Kardeşimizi bulup getireceğiz. Siz de onun yaşadığına inanıyorsunuz değil mi? Tabii inanıyoruz. İnanmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biliyorum. Biliyorum Ateş ölmedi. Ölseydi hissederdim. Ateş yaşıyor. Nefes alıyor. Ateş nefes alıyor. O nefes alsın da. Biz onu her türlü bulup getiririz evvel. Aynen öyle. Sen canını sıkma. Biz şimdi gidiyoruz, neredeyse bulup getiriyoruz, tamam mı? Senin gözlerindeki umut bizim yolumuzu aydınlatacak inşallah. Tamam. Yolunuz açık olsun. Çok dikkat edin. Ne durumdayız Aşık? Komutanım, sinyalin geldiği nokta burası. Tamam, duruyoruz burada. Etrafa iyice bakalım. Geçiş yapıldığına dair ya da konaklandığına dair bir iz var mı iyice araştıralım. Yeni kar yağmış. İz bulmamız zorlaşacak. Emredersiniz. Yiğido, Efe. Keşanlı, Çaylak. Aşık, sen bendesin. Ben de bu taraftan gidiyorum. Fazla uzaklaşmayın. İletişimde kalalım. Emredersiniz. Komutanım, Karabatak komutanım yaralı olduğu halde buralara kadar geldiyse durum o kadar da kötü değildir. İnşallah. Bir emin olabilsek. komutanım burada bir şey bulduk. Hemen geliyoruz. Ne buldunuz? Biri geceyi burada geçirmiş komutanım. Konserve değil bu. Birileri bir şeyler ısıtmak için kullanmış. Ateş olsaydı böyle bir iz bırakmazdı arkasında zaten. Komutanım, yeni bir sinyal aldık az önce. Hemen yakınınızda bulunan eski bir fabrika burası. Hemen koordinatları yollayın bize. Emredersiniz komutanım. Hadi toparlanın beyler. Yeni koordinatlar geliyor. Yeni bir çağrı gönderilmiş. Doğru noktada mıyız Avcı? Emin değilim komutanım. İsterseniz bir de siz bakın. Burası fabrika falan değil. Burası bir hapishane. Efe. Buyurun komutanım. Gönderdiğiniz koordinatlar bir fabrikaya değil, hapishaneye ait. Tekrar kontrol edin. Koordinatlar doğru komutanım. Bizde eski bir fabrika olarak kayıtlı. Sonradan hapishaneye çevrilmiş olabilir. Bu hiç iyi olmadı. Bürokratik işlemler çok uzun sürer. Ne planlıyorsunuz? Girip bir kontrol edeceğiz. İletişim kurmaya çalışacağız. Ne yapıyoruz komutanım? Girip bakacağız. Ya içeri girmemize izin vermezlerse? Onu o zaman düşünürüz. En sevdiğim. Gelişine vuracaksın. Biz böyle her adamı bazen 800 kere düşünüp planlıyoruz ya. Çok sıkılıyorum ben ya. O planlar hayat kurtarıyor be komutanım. Ya orası öyle. Hadi. Buyurun. Bu hapishanenin müdürü siz misiniz? Evet. Benim. Ben Albay Erdem Kaçmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuyuz. Bir askerimiz için geldik. Buraya? Evet. Kendisini yabancı üst bölgesi yakınındaki bir çatışmada kaybettik. Yakın zamanda bu bölgeyi gösteren acil durum sinyali aldık. Yani askerimizin bu hapishanede tutulduğundan şüpheleniyoruz. Komutanım, sanırım bunlar ne kadar ciddi olduğumuzu anlamadılar. Bir de ben anlatayım mı? Sakin Mücahit, sakin. Siz ciddi misiniz? Bu hapishane envai çeşit terör örgütü mensubuyla dolu. Eğer askeriniz burada olsaydı çoktan parça parça ederlerdi. O zaman parçalarını bulup emin oluruz. Ölü ya da diri. Askerimizin burada olup olmadığından emin olmamız lazım. Ben eminim. Burada değil. Sinyalin buradan geldiğine eminiz. O sinyal acil durumlarda Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun kullandığı GPS sinyal aracıdır. Yani sinyal buradan geldiyse ya askerimiz buradadır ya da sinyalin geldiği cihaz. Her iki durumda bizim için önemli husustur. Yani tam olarak ne istiyorsunuz albay? Onu söyleyin. İçeri girip arama yapmamız lazım. Siz benim hapishaneme elinizi kolunuzu sallaya sallaya gireceksiniz, arama yapacaksınız. Öyle mi? Evet. Bakın albay, size saygım sonsuz. Ama burası Türkiye değil. Bu hapishaneye girmek için ya bürokratik bir karar aldıracaksınız ya da suçlu olacaksınız. Görünüşe göre sizde ikisi de yok. Şimdi hemen terk edin burayı. Ya benim askerim buradaysa? Yapacak bir şey yok. Kurallar belli. Çabuk terk edin burayı. Aksi halde kolluk kuvvetlerini çağırmak zorunda kalacağım. Beyler, burayı terk etmemiz söyleniyor. Ne diyorsunuz? Siz ne derseniz odur komutanım. Ben de öyle düşünmüştüm. Artık suçluyuz. Tutuklayın. Hemen tutuklayın. Beyler, içeri giriyoruz. Bakın kimler gelmiş? Türk askeri bunlar. Hayırdır? Dostlar düşman mı oldu komutan? Gelin gelin. Artık bizimsiniz. Akşama ziyafet var. Ateşte yakarız. Yakarsınız, yakarsınız. Ne diyorsun lan sen? Lan çek lan o pis elini. Gel. Tuttuğun üniformalı Türk bayrağı var lan. Bırakın. O bayrağı da yakarız. Bırak. Bırakın. Bırak. Bırak. Bırak şunu Keşanlı. Komutanım baksana ne diyor. Bırak, mahvettin zaten, hadi. Tamam, hadi gel. Bak! Bunun hesabını vereceksiniz. Hainler! Buradan sağ çıkamayacaksınız! Hainler! Yürüyün! Bir şey soracağım. Biz tam olarak ne taraftayız? Nasıl yani? Yani hapishanenin başka bir bölümü ya da binası var mı? Bir de hücrelerin olduğu bir bölüm var. Ama o diğer tarafta. Niye sordun ki? Mekanı bilelim dedim. Burada kalmaya çok niyetlenmeyin. Yaşatmazlar sizi burada. Yapma ya. Ne yapacağız böyle komutanım? Sinyalin geldiği yer hapishanenin kuzey bölgesi. Oraya nasıl geçiş yapacağız? Bulacağız bir yolunu. Hadi dışarı. Ne dışarısı? Ne oluyor? Siz misafirsiniz. Çıkın biraz hava alın. Hadi yürüyün. Durduk yere ne havası bu komutanım? Dikkatli olalım. Her türlü şeye hazırlıklı olalım. Bekleyin burada. Size bir sürprizimiz var. Komutanım, ne oluyor? Beyler çember oluşturun. Geliyorlar. Kardeşinizi bulmak istiyor musunuz beyler? Sonuna kadar komutanım. O zaman sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ateşi bulmadan ölmek var, dönmek yok. Emredersiniz komutanım. Hadi sinyalin geldiği yere gidiyoruz. Yürü. Yürü lan. Ateş. Oğlum. Ateş! Oğlum! Sen kimsin? Siz kimsiniz? Ne oluyor? Bana bak lan! Zaten canımız burnumuzda. Kimsin oğlum sen? Kimsin lan? Nerede benim kardeşim? Nerede kardeşim? Kardeşim kim? Ne oluyor? Bırak beni. Salağa yatma lan. Bırak adamı. Keşanlı. Komutanım. Bırak. Yavaş, kolum kopartacaksın. Kapa çeneni. Nereden buldun bunu? Sana ne kardeşim? Bu bir Türk askerine ait. Benim timimde görev alan bir askere. Yani pahalı bir şey mi? Pahası önemli değil. Biz bu saatin sahibini arıyoruz. Vallahi ben bilmem. Kaçarken ormanda buldum, taktım. Sonra da yakalayıp buraya getirdiler zaten. Bak, bize doğruyu söyle. Söylemezsem ne olur ki? Hapse mi atacaksınız beni? Ben zaten bitmişim komutan. Ne diye yalan söyleyeyim size? Buldum, taktım işte. Can sıkıntısına kurcalıyordum. Belki ayarını falan bozmuşumdur. Bir baktırın siz onu. Hayır ben böyle iş.